Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Erzurum Üniversiteleri Milli Türk Talebe Birliği 17. Geleneksel Mezunlar Buluşması'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Üsesekim, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Ömer Dinçer, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Beşir Atalay, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Protokolü ve çok sayıda Milli Türk Talebe Birliği üyeleri katıldı. Etkinliğe onur konu olarak iştirak eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, ilk kurulduğu yıllarda bugünkü çizgisinde olmayan Milli Türk Talebe Birliği'nin 60'lardan sonra değişen ruhunun milli manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirme ölçüsünde olduğunu vurgulayarak, gençlik olarak Müslüman ve inançlı bir kitle olsun diye toplum istiyor ama marif istemiyor. Büyük bir güç meydana getirdik. İki darbeyi önledik. Milli Türk Talebe Birliği'nin o havası olsaydı 1980 darbesini yapamazlardı. Toplumun diri ve dimdik olması lazım. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Bütün o çalışmalarda bulunanlara teşekkür ediyorum. Mesela Cumhurbaşkanımız olmasaydı, insanları meydanlara davet etmeseydi ne olacaktı ifadesini kullandım. Başkan Kahraman sözlerinin devamında 15 Temmuz darbe girişimi konusuna değinerek şunları kaydetti. Mesela Cumhurbaşkanımız davet etmeseydi milleti, meydanlar dolmasaydı ne olacaktı? Bir de Kayseri'nde paşanızla övünün, Hulusi Akar Paşa. 16 Temmuz günü sabah namazında Millet Camii'nde önden geldi. O ne? Güzel yürüyüş. Arkasında kuvvet komutanları, millet alkışlıyor, yerel. Çok sağ olun diyor, fevkalade alaka gösteriyor, alkış değil ama herkes çekim yapıyor. Ya Rab ne günler göster. Eğer erken olmasaydı bu hareketi, bu layin adam, o değil pardon, o bir piyon. Karargah, ana karargahları almasaydı ve sabahleyin kalktığımızda darbeyi yapılmış görecektik. Hulusi Paşa ne yaptı? Askeri garnizonlardan, birliklerden, kara ya da hava herhangi bir araç çıkamaz. Eyvah öğrenildik, demek ki istihbar edildik deyip 7 saat önce yaptılar. Bendeniz bu hareketleri dediğim için 60'ı, 71'i, 80'i eyvah dedim. Televizyonda gördüm. Tanklar köprüye geliyor. Bir de bir uçak. Neredeyse çatıyı kaldıracak havaya. Alçaktan uçunca çocuğuma dedim ki yavrum ne yazık darbe oluyor. Ben abdestimi alıyorum. Meclis açıma gidiyorum. Ne Cumhurbaşkanımızla, ne Başbakanımızla, ne de kimseyle konuşarak değil. Madem ki ben kaptan, kaptanlar gemiyi terk etmez, fareler terk eder. Doğru meclise. Olağanüstü toplantı yazısını yazdırdım. Partilere cumartesi günü saat 14'te toplanacağız dedim. Evet, şimdi Çankaya'ya çıkıyorum. Hükümetteki bakanları alacağım. Arkadaşlarımla beraber tekrar geleceğim. Ve neyse açık tutacağız. Tuttuk. Bombalar altındayız. En büyük hesap sahibi Cenab-ı Hak. Önlendi. Bütün şehitlerimize Allah gani gönder rahmet eylesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman sözlerinin sonunda Milli Türk Talebe Birliği'nde faaliyet gösteren kişilerin gittikleri yerlerde hep iyi yerlerde olduğunu hatırlatarak o günlere dair şu bilgileri paylaşarak noktayı koydu. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımız, sinema ve tiyatro müdürümüz ve fotoğrafçılık kulübünün başkanı, Sami Güçlü, İcra Konseyi muhasebi, Beşir Bey ile Bülent Arıç Bey Halef Selefoğlu. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Trabzon'da, Kayseri'de,
Konya'da teşkilatın olduğu bütün yerlerdeki idareci arkadaşlarımız gittikleri vilayetlerde büyük faaliyetlerin önderi oldular. Allah hepsinden razı olsun. Cumartesi günleri konferanslar, açık oturumlara başlattık. İlk oturumda kültür emperyalizmi karşısında Türk kültürü. Kemal Ilıcak tercümanın sahibi, paramız yok. O bize arkası yapışkanlı ilanlar yaptı. Duvarlara astık her tarafa. Milli Talebe'nin önünde 5 afiş. Necip Fazıl seni istiyor dediler. Necip Fazıl istiyor. Nur Osmaniye'ye giden yol üzerinde 3. binanın 3. katı. Hayır, gittim. Müthiş kızgın. Çok kızgın. Hayatımı verdiğim bir konu var ve ben o konuda yokum, öyle mi? Kültür emperyalizm karşısında Türk kültürü. Faruk Halit Muhtar, profesör. Profesör Haydar Furgaç, İsa'nın dekanı. Mehmet Kaplan, Liber Kortisi profesörü. Bir Celal Erçıkan, o zaman asistan. Ve ev sahibi olarak ben. Allah o anda bir ilham verdi. Ne yani üstad dedim. Profesör Doçent, asistan. Ben Necip Fazıl onun adamasında, öyle mi? Sevgilim. Böyle mi düşündün? Anlamıştım da. Viraj aldık. Çok emeği var bizde. Topyekun fikir hayatımızda. Allah razı olsun ondan. Gani Gancı rahmet eylesin. Ona, Alfat Başkili'ye, Nurettin Topçu'ya, bu iyi adamlarımıza. Onlar yokluklar içerisinde çalıştılar. Ne anlayış, ne bir şey yok. Destek yok. Çok emek verdiler. Allah razı olsun hepsinden. Etkinliğin bir diğer önemli ismi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Üseseki ise 2016 yılı içerisinde 4 terör örgütüyle mücadele edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu. Geçtiğimiz yıl içerisinde emin olun 4 tane önemli büyük olay var. Birisi PKK'yla savaş. Evet, güya hak özgürlük mücadelesiyle başlayan ama orada bir başka devlet kurarak emperyalistlere hizmet etmek isteyen bir yapı var. Irkçılığı kullanıyorlar, dinden uzaklaştırmışlar ve savaşıyorlar. Geçen sene büyük bir mücadele verdi. Onlar öyle azmışlardı ki çukurlar kazıp paçavralarını bayrak diye çekip öz yönetim ilan ediyorlardı. Yani devlet kuruyorlardı, devlet. Şükür o tehlikenin büyük bölümü atlatıldı. Tek tek girecek değil mi? Yine biraz önce söylendi, köpek büyük bir bela. 40 yıl kendi içimizde ve dinimiz kullanılarak oluşturulmuş bir bela. Hepimize döndükleri yüzde, sırıtan bir yüz, kibar bir tavır, biz hizmet ederiz. Çocuklarınızı verin okutalım. Zenginler, paranızı verin, himmet edin. Siz de zekatlarınızı vermiş olun, vebalden kurtulun. Bu yapı herkes uyurdu. Çok azınlıklı olan bir grup hariç herkesi uyurdu. Çirkin yüzlerini 15 Temmuz'da gördük. Allah hamdolsun ki orada liderimizin ilk duruşu, sonra da milletin büyük cesareti ve ferasetiyle Allah'ın da izniyle, lütfuyla bu tehlike atlatıldı. Şimdi biz eskiden de biraz vakıftık ama bütün o konuşmalardan, ortaya dökülen tapelerden, iddianamelerden anlıyoruz ki yalan zaten riya her zaman var. Hiç o konuda şek şüphe yok. İki yüzlülük takiye zirve yapmış, zirve. Sonra hırsızlık. Sonra çalmak mı dersiniz, başka türlü mü dersiniz? Her türlü hırsızlık. Kul hakkı yemek, onun bunun önüne atlamak. İmtihanlarda insanların ayağını kaydırmak, kendi adamlarını getirmek. Sonra kendi adamları yükselecek diye fetvalar vermek. Eşinin başını açar, denize girerken mayoyla girmesin, çok gerici gibi olur, bikiniyle girsin. İlerici gözükecek ya arkadaş. Şu gözler burada bir komutanın Ramazan'da viski içtiğine şahit, adam FETÖ'cülükten tutmuş şimdi.